Dostlar selamlar, Ne Var Ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Gündem çok yoğun. Bu maddeleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Çin'den gelen korona virüsü hakkındaki son durum var. Ve Fenerbahçe. Var. Nereden başlayalım? Fenerbahçe'den başlayalım istiyorsanız. E, Fenerbahçe-Alanya spor maçı çok konuşuldu. Ben Deniz'de maçtaydım. E, o hakem rezaletine şahitlik edenlerden biri de bendim. E, Alanya Spor Fenerbahçe maçında tabi e, biliyorsunuz ki hakem iki tane penaltıyı vermedi. E, kalecimiz Altay 2-3 biraz yani 2-3 adım bile değil yani bir adım öne çıkmasına rağmen e, penaltıyı tekrarlattırdı. Gibi gibi durumlar ve biraz yanlı bir tutum vardı. Sonrasında biliyorsunuz ki maçın son 5 dakikasında damat istifa sloganları yükseldi. şimdi Burada yanlış bir durum var. Şöyle bir yanlış bir durum var. Bir kere e, olayın Berat Albayrakla hiçbir alakası olmadığını biliyoruz aslında. Eğer Fenerbahçe'ye yapılan bir yanlışlık varsa ki ben de bir Fenerbahçeli olarak hakeme isyan edenlerden biriyim, federasyona isyan edenlerden birisiyim, ama bu durumun üst kimlik olarak e, bu milletin dertlerinin önüne geçmesine de kimse izin veremez. Bir kere bunun da altını çizelim. Ben bir Fenerbahçeli olmama rağmen bunu söylüyorum. Siyasetin futbola karışmasını hiçbirimiz tabii ki istemiyoruz. E, efendim Trabzonspor kullanıyor. İşte, Sivas spor kullanmıyor. Fenerbahçe kullanmıyor. Penaltıları verilmedi. Bunlar futbolun dar dairesinde konuşulacak şeyler olmalı. Eğer birileri Fenerbahçe'ye operasyon çekerek ki o birilerinin siyasetle alakası olmadığını düşünüyorum. Bir takım sokak olaylarını başlatmak istiyorsa ve bunu da hükümete karşı kullanmak istiyorsa bu durumda e, yine bizim her zaman söylediğimiz o üst kimlik Fenerbahçelilik olmamalı. Üst kimlik orada vatanınızı, milletinizi sevmek olmalı. Şimdi ben bunu neyle bağdaştıracağım? Rent Corporation biliyorsunuz Pentagon'un gölge kuruluşudur. CIA'de çalışır, Pentagon'a daha çok ağırlıkla çalışır. Rent Corporation bir e, rapor hazırladı. Bu raporda Türkiye hakkındaki izlenimler var. Ne diyor raporda? Türkiye'de orta kademede bulunan askerler rahatsız darbe olabilir Türkiye'de. Bu sene içerisinde Türkiye'de darbe olabilir diyor rapora göre. Ayrıca muhalefetle yakın temasta çalışmalıyız diyor. Kim diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu. Muhalefetle yakın olarak çalışmalıyız diyor. Yeni kurulacak partilerle daha yakın olmalıyız diyor. Yani Türkiye üzerine hazırlanan bazı oyunlar olduğunu görüyoruz. Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken de birçok kişi acaba yeni bir gezi kalkışması mı planlanıyor diye soruyor. Mümkün mü? Mümkün. Baharda ilk kazma vurulduğunda yaza bu tip şeyler yaşanabilir. İşte burada acaba taraftarlar üzerinden de bir hareketlenme bir olay mı amaçlanıyor sorusu akıllara geliyor. Bir kere şunu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarı artık sürekli üzerine gelinmesinden, birilerinin üzerlerine gelmesinden sıkıldı. 3 Temmuz'dan bu yana. Şimdi de eğer birileri bu futbolundar dairesi içinde Fenerbahçe'nin üzerine geliyorsa, yine taraftar haklı olarak hakeme isyan eder, federasyona isyan eder, MHK'ya isyan eder. Ama bu birdenbire hükümet karşıtı gösterilere dönecek bir durumda, sokak olaylarına dönecek bir şekil alırsa bunun altında başka bir şey var. Bunun altında tıpkı Rent Corporation'ın raporunda belirtildiği gibi bir darbe zemini oluşturulması hazırlanabilir, düşünülebilir. Eğer böyle bir durum varsa da buna da en çok e, yine sağduyulu insanlar karşı çıkar. Burada üst kimlik vatanımızdır, milletimizdir. Fenerbahçe değildir. Evet Fenerbahçeliyiz ama Fenerbahçe'ye yapılan bir yanlışlık varsa da bu durumu e, siyasete alet etmeyiz. Yani oradaki o sloganları çok yanlış buluyorum. Olay olduğu yerden başka bir tarafa doğru gitti. Neden? Çünkü mesela Cumhurbaşkanı da Fenerbahçeli. Cumhurbaşkanı Recep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Ki Ali Koç'la da e, çok yakın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Rıdvan Dilmen de açıkladı bunu. Yani eğer orada oynanıyorsa bir şeylerle bakmak lazım kimler oynadığına dair ama bunun üzerinden birileri de olay planlıyorsa bence yanlış sizler ne düşünüyorsunuz bu videonun altına mutlaka yazın bu haftanın gündem maddesi bu olduğu için direkt Fenerbahçe ile girdim çünkü herkes Fenerbahçe konuşuyor. Ha orada İdlib'de neler neler yaşanıyor bilmiyoruz biliyorsunuz e, Türkiye olarak oraya birçok e, birçok ordumuz orada yani gözlem noktalarında Mehmetçiğimiz bulunuyor Mehmetçiğimizin etrafındaysa biliyorsunuz rejim Askerleri yer alıyor. Yani İdlib çok kritik. Rusya ile aramızda yaşananlar tamir edilebilecek mi yeniden? Eski düzleme gelecek mi? Ya da e, Suriye ile bir daha böyle sıcak temas olacak mı? O yüzden bu hafta çok kritik. Bu hafta e, özellikle İdlib meselesinde çok kritik bir viraja giriyoruz. Dikkat edin, haberleri takip edin, dikkatlice takip edin. Bu bir hafta, 10 gün içerisinde bu meseleye dair Önemli adımlar görebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten e, rejime, Suriye'ye ay sonuna kadar süre vermişti. Şubat ayı içerisinde artık Suriye rejimi ne yapacaksa ona karar vermeli demişti. O yüzden takipte kalın. Bence bu hafta çok kritik. Tabii tüm bunların, tüm bu meselelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın o skandal açıklamaları konuşuluyor. Başbakan Ersin Tatar da cevap verdi. Ne dedi Mustafa Akıncı? E, İngiliz Guardian'a konuştu galiba. İşte diyor ki Türkiye e, Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakını düşünemeyiz. Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rumlarla oturulup masada yeniden birçok şey görüşülmeli diyor. Ve Türkiye'ye bir gün ilhak düşünülemez diyor. Korkunç bir şey ifadesini kullandı. Bence burada Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar korkunç. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Ee, evet şu olmamalı. Yani Kıbrıs'ın geleceğine Türkler karar vermeli. Bizler karar vermeli. Kıbrıs Türk'ü karar vermeli. Ama sanki bir Rum yönetici konuşuyormuş gibi konuşuyor Mustafa Akıncı. Biliyorsunuz Barış Pınarı harekatı içinde biz adına Barış Pınarı diyoruz ama orada aslında akan kan demişti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı için de aynısını kullanmıştı. Ee, yani o barış harekatı demiştik ama yine biz kan akıtmıştık demişti Mustafa Akın. Neresinden tutarsanız tutun fecaat açıklamalar yapıyor. Ama adada böyle bir damar var mı? Var. Yani bunu kim adaya gitse Kıbrıslılarla konuştuğumuzda böyle bir damarın da olduğunu biliyoruz. Çünkü diğer Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girmiş durumda, refah daha yükselmiş durumda bu tarafta ise, bizim Türk tarafında ise biraz daha geri durumda olduğumuz için galiba insanların kafası karışık. Karışık. Bu çok net bir şekilde okunabiliyor. E, buna karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin tatarsa ise biliyorsunuz o da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday. Nisan'da zannedersem Kıbrıs'ta bir seçim var. Mustafa Akıncı da aday, Ersin Tatar da aday. Anketlerde kafa kafaya gidiyor iki aday da. E, Tam tersi, o da Türkiye'nin ilhakı olursa tabii ki diyen tarafta Ersin Tatar. Ama e, asıl 1974 yılından beri izlenen Kıbrıs politikalarını ister doğru ister yanlış bulursunuz. Ama Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde bu kadar çok kritik bir döneme girmişken, efendim Rumlarla e, doğal gaz araması konusunda bu kadar çok e, artık çatışma yaşanırken Yunanistanla gerilimin Artık zirve yaptığı döneme gelirken Mustafa Akıncı'nın bu açıklaması sanki Kuzey Kıbrıs'tan değil de Güney Kıbrıs'tan yapılmış bir açıklama gibi. Yani ben mi abartıyorum? Ben mi çok milliyetçi düşünüyorum? Siz ne diyorsunuz? Bence bu videonun altına yazın mutlaka. Yani burada abartı bir durum var mı? Yani Mustafa Akıncı diyor ki Türkiye'ye bir gün ilhak olursak korkunçtur bu diyor. Hatay Devleti'nin yaptığı şey yapmayacağız diyor. Biliyorsunuz Hatay 1939'da Türkiye'ye bağlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra. Ee, yapılan bir oylamayla işte Hatay Başbakanının düştüğü Hatay'a ben düşmeyeceğim diyor. Ya Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün göz bebeğiydi. Türkiye'ye bağlanması için neler neler yapıldı. Suriye Fransız mandasından kurtulması için neler neler yapıldı. Ve Hatay Bizim topraklarımız. Ama Mustafa Akıncı diyor ki ben Hatay'ın düştüğü Hatay'a düşmeyeceğim diyor. Türkiye'ye ilhak olmak korkunç bir şey. vallahi korkunç olan bence Mustafa Akıncı'nın kendisi gibi. Diyor. Şimdi Çin'i e de hemen çok kısaca değinelim. Virüs yayılıyor. Çin Devlet Başkanı bir kere daha kameraların karşısına geçti ve virüsün ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Tabii Çin çok kapalı bir devlet olduğu için şöyle söylentiler var. Acaba Hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha yukarıda ve bu bize söylenmiyor mu? Ee, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi olmuyor desek olmaz, oluyor desek de olmaz ama olabilir. Olabilir. Ee, baktığımızda da zaten Wuhan şehrinin tamamen betonlarla ölü bir şekilde bir karantina alındığını görüyoruz. İnsanların zorla bir merkeze götürüldüğünü görüyoruz. İddialar o ki o merkezlere götürülen insanlar orada öldürülüyor. Bu iddiaların tabi araştırılması lazım. Ee, bu konuyu özellikle bu perşembe ne var ne yok da işleyeceğiz. Saatler 23.30'u gösterdiğinde konumuz Erkan Türükten olacak. Erkan Türükten'le birlikte korona virüsünü uzun uzadıya konuşacağız. Sizlerin destekleri önemli, yorumlarınız önemli, beğenileriniz önemli. Mutlaka bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmazsanız seviniriz. Abone olmayı da unutmayın çünkü bazıları sadece izliyor ve çıkıyor. Ama abone olursanız da yine seviniriz. Bir sonraki videoda daha artık sık çekeceğiz. Her seferinde söz veriyorum ama bazen işler araya giriyor. Bir sonraki videoda hemen bir iki gün sonra tekrar sizlerle buluşturacağız. Hoşçakalın.